dörtgenin köşegenleri dik kesişiyor ise karşılıklı kenar uzunluklarının kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani a kare artı b kare eşittir c kare artı d kare. Bunu ispatlayalım. X, Y, Z, T olarak harflendiriyorum. Şuraya da K diyelim. BKC üçgeninde Pisagor teoremini yazarsak a kare eşittir x kare artı z kare. AKD üçgeninde yazarsak b kare eşittir y kare artı t kare. Ve bunları toplarsak sol taraf a kare artı b kare, sağ taraf x, y, z ve t'nin kareleri toplamı. Elde ettiğimiz denkleme bir numarasını verelim. Yani eşitliğin sol tarafını elde ettik. Şimdi sağ tarafına bakalım. CKD üçgeninde c kare eşittir y kare artı z kare. AKB üçgeninde d kare eşittir x kare artı t kare. Alt alta topluyorum. Sol taraf c kare artı d kare. Sağ taraf yine x kare, y kare, z kare ve t karenin toplamı. Bu da 2 numaralı denklem. 1 ve 2'nin eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1 ve 2'nin eşitliğinden şunu yazabiliriz. A kare artı b kare, c kare artı d kare eşittir. Dolayısıyla ispat tamam. ABC üçgeni ile EBC üçgeni BC tabanları ortak, yükseklikleri aynı doğru üzerinde üçgenler. A kare artı b kare, c kare artı d kareye eşit. Şimdi bunu ispatlayalım. BEC üçgeninin BC'ye göre yansımasını alırsak, buraya da E üssü diyelim, BE üssü C üçgenini elde ediyoruz. Yani BE üssü C üçgeni ile BC üçgeni eş üçgenler. A ise burası da A, C ise burası da C. Şimdi ABEC dörtgenine bakalım ne elde ettik? Biraz önce ispatladığımız şekli elde etmiş olduk. Yani ispatladığımız bu şekle göre karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşitti. Tekrar ispatlamaya gerek yok. Dolayısıyla A kare artı B kare eşittir C kare artı D kare. Dörtgenin orta noktalarından oluşturulan dörtgenle ilgili özellikleri ispatlayalım. A, B, C'de bulundukları alanları ifade ediyor. A artı B'nin C artı D'ye eşit olduğu verilmiş özellik olarak. BD ve AC'yi birleştiriyorum, yani köşegenleri çiziyorum. A, B, C'd üçgenine bakalım. KN bu üçgenin orta tabanıdır. Çünkü K ve N orta noktalar olduğu için birleştirdiğimizde bu üçgene ait orta tabanı elde ediyoruz. O zaman KN, BD'ye paraleldir. Benzer şekilde LM de BC'd üçgenin orta tabanıdır. Bu da paraleldir. O zaman KN, LM'ye paralel oldu. Aynen NM de AC'd üçgenin orta tabanı. KL de ABC üçgenin orta tabanıdır. Dolayısıyla bunlar AC ile KD paralel olduğu için KL ile NM de birbirine paralel olur. O halde herhangi bir dörtgenin orta noktalarından oluşturduğumuz dörtgen, yani KLMN dörtgeni bir paralel kenardır. Kesişim noktasına T diyeyim. Şurası da aslında ABT üçgenin orta tabanı oluyor. Bakın paralel ve şurası orta noktaysa burası da orta nokta. Benzer şekilde şurası da ABT üçgenin orta tabanı olacaktır. Burası orta nokta ve paralellik var. Dolayısıyla burası da orta nokta olur. Şuraya T desem, bakın burası da T olacak. Orta nokta, burası da T. Şuraya K desem benzer şekilde burası K, burası da K. Yine burası T, burası K. Şuraya A dersem burası A. Tabii A, T, D'nin orta tabanı olduğu için şurası, burası 2A olacak. Dolayısıyla burası da A oluyor. Yine burası da A. Benzer şekilde burası B ise buralar B olacaktır. Şimdi paralel kenarın çevresine bakalım. T artı K'lardan 2 tane, A artı B'lerden 2 tane. Dörtgenin köşegenleri toplamına bakalım. 2A, 2B, 2T, 2K. İki parantezin alırsak, o halde neyi ispatlamış olduk? Elde etmiş olduğumuz dörtgenin, yani paralel kenarın çevresi ABCD dörtgeninin köşegen uzunluklarının toplamına eşit. Şimdi alanlara bakalım. Şu üçgenin alanına P dedim. K
ile T'yi birleştiriyorum. Tepe ortak, tabanlar A. Burası da P oldu. Bir dikdörtgenin, küçük dikdörtgeni köşegenle iki eş alana ayırıyorum. İki eş üçgene ayırıyorum. Burası da P. Yine tepe ortak, tabanlar T. Burası da P. Görmüş olduğunuz gibi P. Şuraya 2P diyelim. Burası da P oldu. Çünkü burada köşegeni çizmek istemiyorum. Aynen benzer şekilde buraya ben büyük K dersem burası 2K. Burası da yine K olur. Diğer tarafta da benzer şekilde hareket edersek tepe ortak, tabanlar farklı olduğu için aynı harfi veremem. Buraya Z diyorum. Burası benzer şekilde 2Z. Burası da Z. Büyük Y diyorum. Burası Y. Burası 2Y. Burası da Y olacaktır. KLM'nin paralel kenarının alanına baktığımızda 2P, 2K, 2Z, 2Y. İki parantezini alıyorum. ABCD dörtgenin alanına baktığımda 4P, 4Z, 4Y, 4K. 4 parantezini alırsam elde ederim. Demek ki paralel kenar, yani orta noktalardan oluşturduğumuz paralel kenarın alanı baştaki ABCD dörtgenin alanının yarısına eşittir. O halde onu da yazalım. Şimdi bu aşağıda verilen özelliği de görebiliriz. A burada dikkat ederseniz P artı K'ya eşit. B nerede? B burada. B de Z artı Y'ye eşit. Diğer tarafta C K artı Y. D ise P artı Z. İşte P, K, Z, Y, P, K, Z, Y bunların da eşit olduğunu aslında ispatlamış olduk. Dolayısıyla kitabımızda şurada 6 numaralı maddede gösterilenlerin hepsini burada aslında ispatladık. İşte alanın iki katı olduğu, paralel kenar olduğu ve paralel kenarın çevresinin köşegenlerin uzunluklarının toplamına eşit olduğunu. Şekilde BC tabanları ortak, ABC ve BC üçgenleri arasındaki alan formülünü görüyoruz. Taralı alan AE çarpı BC bölü 2 çarpı sinüs alfa. Çizim engellemesinde alfayı biraz ufalttım. Şuradan bir dikiniyorum. Şu dik olsun. A'dan da dikiniyorum. İlk indiğim dik BEC'nin BC tabanına göre yüksekliği oluyor. Buna X diyelim. İkinci dikte ABC üçgeninin BC tabanına göre yüksekliği, o da Y olsun. Şimdi taralı alanı ifade edelim. Büyük üçgen alanından küçük üçgen alanını çıkaracağız. Alan ABC nedir? BC çarpı Y bölü 2'dir. Bundan alan BEC çıkartıyoruz. O da BC çarpı X bölü 2. Bunları BC bölü 2 parantezine alırsam Y eksi X kalıyor. Şu noktaya K, şu noktaya T diyeyim. AKD üçgeninden sinüs alfayı yazarsam Y bölü AD olacaktır. ETD üçgeninde sinüs alfayı yazarsam X bölü ED olur. Buradan Y'yi çekersem Y eşittir sin alfa çarpı AD oluyor. Buradan da X'i çekersem X eşittir sin alfa çarpı ED. X ve Y'yi şu yıldız denkleminde yerine koyalım ve aşağıya tekrar yazalım. Y eksi X'i yazıyorum. Y yerine sin alfa çarpı AD. Eksi X yerine sin alfa çarpı ED. Bunları da sin alfa parantezine alabilirim. Sin alfa parantezine alırsam parantezin içinde AD eksi ED kalıyor. Şekle baktığımızda AD'den ED'yi çıkartırsak geriye AE kalacak. Yani şurası AE. Şimdi denklemi toparlayalım. BC bölü 2 vardı. Sin alfa ile AE de geliyor. BC ile AE'yi yan yana yazarsak, hatta formüldeki gibi AE'yi sola yazalım. AE çarpı BC bölü 2. Bir de neyimiz var? Sin alfamız var. Böylelikle formülü ispatlamış olduc. ABC'de herhangi bir dörtgen ve alanı köşegenlerin çarpımının yarısını aradaki açının sinüsüyle çarparak buluyoruz. Şimdi bunu ispatlayalım. A'dan BD'ye dikiniyorum. Şöyle indiğimizi varsayalım. C'den de BD'ye dikiniyorum. Diyelim ki buraya gelmiş olsun. Buna H1, buna H2 diyorum. Bu nokta L, bu noktada K olsun. Alan ABC'de ABD ve BCD üçgenlerin alanları toplamına eşittir. Alan ABD taban çarpı yükseklik bölü 2'den BD çarpı H1 bölü 2'dir. BCD'nin alanı ise BD çarpı H2 bölü 2'dir. BD bölü 2 parantezini alalım. Buradan H1, buradan H2 gelir. Yani parantezin içinde H1 artı H2 var.
Şu uzunluğa P, şu uzunluğa da K diyorum. Şu açılar sinüs 180 eksi alfa olacak. Bu şekilde sanki alfa 90'dan büyük gibi görünüyor. Biz aslında alfayı bu tarafta da alabilirdik. Ama 180 eksi alfanın sinüsüyle alfanın sinüsü birbirine eşit. Yani dolayısıyla fark etmez. Yani şurası sinüs 180 eksi alfa ama onun yerine sinüs alfa alabilirim. Karşı bölü hipotenüsten sinüs alfa H1 bölü P'ye eşit. Benzer şekilde burası da 180 eksi alfa, sinüs 180 eksi alfa yerine sinüs alfa alabilirim. O da H2 bölü K yapar. Şuradan H1 yerine P'yi karşıya atarsam P çarpı sinüs alfa, H2 yerine de benzer şekilde K çarpı sinüs alfa yazabiliriz. Sinüs alfa parantezini alırsak P artı K yaptı. P artı K'nın da AC olduğunu görüyoruz. Onun yerine de AC uzunluğu yazabiliriz. Sonuç itibariyle bunları toparlarsak alan ABC'de BD bölü 2 çarpı AC oluyor. AC'yi de başa alırsak AC çarpı BD bölü 2 elde etmiş oluruz. Ve tabi bir de sinüs alfamız var. Çarpı sinüs alfa, böylelikle ispat tamam.